Türkiye'nin de kabahati değildi. Sayın Ertan, şimdi yeni başladınız ama Ankara'da Mustafa Balı bizleri bekliyor. Tamam. Ülke TV Ankara temsilcisi Çankaya Köşkü'nde. Dilerseniz son durumu da kendisinden almak üzere hemen Mustafa'ya dönelim. Çünkü önemli bir toplantı. Arkada da hazırlıklar var gördüğüm kadarıyla. Biraz sonra da açıklama yapılması bekleniyor. Yeni kabineyi çok merak ediyoruz. Mustafa, kolay gelsin. Tabii ki arkanda ümmalı bir hazırlık var. Konuşma yapılacak. Bir taraftan da isimler açıklanacak. Bekliyoruz büyük bir heyecanla. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak bu isimler. Neler söylersin bize? Gözde deyim yerimdeyse nefesler tutuldu. Gözler Çankaya Köşkü'ne çevrildi. Hem piyasaların hem de milyonların merakla beklediği artık kabine dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat açıklanacak ve böylelikle Türkiye yüzyılı da bugün itibariyle başlamış olacak. Yeni isimler ve yeni kadrolarla birlikte şu an için Çankaya Köşkü'ndeyiz. Külliye'deydik. Cumhurbaşkanlığı görev töreni külliyede gerçekleşmişti ve yine orada Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sayıda devlet başkanıyla ve davetlilerle bir araya gelmişti. Çok önemli mesajlar verdi ve ardından da kabinenin açıklanacağı söylendi ve rota direkt Çankaya Köşkü'ne çevrildi ve şu anda da kameraman arkadaşım Furkan Taşçıoğlu o herkesin merakla beklediği açıklamanın yapılacağı o kürsüyü ekranlarınıza getiriyor. Şu anda da çok sayıda basın mensubu, hem yerli hem de yabancı basın mensubu şu an için buradaki o açıklamayı heyecanla bekliyor. Biz de heyecanla bekliyoruz. Elbette çok sayıda isim günlerden beri konuşuluyor bakanlıklar için ve artık o herkesin konuştuğu isimlere artık bugün itibariyle, daha doğrusu kabinede kimler olacak sorusu az sonra burada yanıt bulacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların merakla beklediği kabineyi artık kamuoyuyla paylaşacak ve Türkiye yüzyılı resmen başlayacak. Şu an için Çankaya'da program devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet başkanlarının onuruna Çankaya Köşkü'nde bir akşam yemeği verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törene katılan devlet başkanları Çankaya Köşkü'ne geldiler ve akşam yemeği de burada verildi. Artık ilerleyen dakikalarda zannederim saatler 21.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan arkamda görmüş olduğunuz bu kürsüye çıkacak ve kabineyi tek tek paylaşmış olacak ve tabii sürpriz isimler de var elbette kesin olmamak kaydıyla ama yine çok sayıda sürpriz ismin de konuşulduğunu söyleyelim. Şu an için salonda da artık hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Hem basın mensupları hem de konuklar kendilerine ayrılan bölümlerde yerlerini almış durumdalar ve artık herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesini bekliyor. Söylediğimiz gibi günlerden beri aslında merak ediliyordu. Kabinede kimler olacak? Hangi isimler yer alacak? Mevcut bakanlar görevlerine devam edecekler mi? Ya da dışarıdan sürpriz isimler kabinede görev alacak mı? Ki özellikle ekonomi alanında nasıl bir kadro kurulacağı, hangi isimlere ekonominin teslim edileceği ve ekonomide nasıl bir yol izleneceği merak konusuydu. İşte artık o merak edilen sorular tüm ayrıntılarıyla birlikte ilerleyen dakikalarda Çankaya Köşkü'nde yanıt bulacak. Bugün gerçekten Ankara tarihi anlara şahitlik etti. Sabahtan itibaren yoğun bir trafik yaşandı. Bir taraftan Ankara deyim yerindeyse yağan bir yağmur, öbür taraftan da koşuşturmalara sahne oldu. Önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi gözler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin törenine katıldı ve mazbatasını aldı. Anıtkabir'e gitti. Sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görkemli bir tören düzenlendi ve dünyanın dört bir tarafından çok sayıda kişi Cumhurbaşkanlığı oradaki törene katılmış oldu ve elbette yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çok ama çok önemli mesajları vardı. Artık o merakla beklenen anda geldi. Kabinede kimlerin olacağı, hangi isimlerin görev alacağı ve hangi isimlerle yola devam edileceği ilerleyen dakikalarda yanıt bulacak. Çankaya Köşkü'ndeyiz ve şu anda da heyecanlı bekleyiş tüm hızıyla devam ediyor ve 21.30'u gösterdiğinde de gözde artık milyonların merakla beklediği isimler kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Peki Mustafa, çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki o isimleri bizler de merakla bekliyoruz. Yine sana bağlanmaya devam edeceğiz program içerisinde. Mustafa da söyledi sayın seyirciler, saatler 21.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Yeni kabinenin isimlerini de böylelikle öğreneceğiz.